Emlak Lobisi'nden herkese merhaba. Bugün Kartal'dayız. Kartal'da Bumerang Kartal Projesi'ni konuşacağız. Öz Kartallar İnşaat projeyi geliştiriyor. Tabii Nur Hanım'la birlikteyiz. Nur Eğilmez, Satış ve Pazarlama Müdürü projenin. Nur Hanım, nasılsınız? Çok teşekkürler. Hoş geldiniz Turgut Bey. Hoş bulduk. Önce biraz sizi tanıyalım. Sektörde çok eskisiniz. Belki bilenler biliyor ama bilmeyenler için kısaca bir bahsedelim Nur Hanım. Evet. Uzun zamandır gayrimenkul sektörü içindeyim. En son projemiz buraya geçmeden evvel Ofisim İstanbul İş Merkezi'ydi. Bir iş merkezi projesiydi. Yine Öz Kartallar'ın yapmış olduğu, ondan evvel Ovarbahçe projemiz vardı. Konut sektöründe olsun, iş merkezi ofis olarak olsun hep belli bir kesime hitap ettik. Güzel projelere imza attık. En son Bumerang Kartal projesindeyiz. Evet. Tabii şimdi Bumerang Kartal projesini konuşalım o zaman. Öncelikle lokasyonundan bahsedelim. Çünkü konut alıcılar için vazgeçilmez bir özellik. Tam nerede bulunuyor? Açık açık böyle anlatırsak izleyicilerimiz için çok iyi olur. Tabii ki Bumerang Kartal projesi Kartal Adliyesi ile Anadolu Adliyesi ile tam karşı karşıyayız. E5'in üzerindeyiz. Aynı zamanda E5'ten girişimiz çıkışımız var. Bunun üzerine bir de ufak korumuz var, huzur veren hemen önümüzde. Metro istasyonu, Kartal Adliye Hastane istasyonu 2 dakikalık yürüme mesafesindeyiz. Yürüme mesafesi çok yakın, karşıya da geçme imkanı veriyor hemen E5'in diğer tarafına. Sahil yoluna 5 dakika, minibüs yoluna 3 dakika mesafedeyiz. Teme çıkışımız çok kolay, Sabiha Gökçen'e 15 dakika mesafedeyiz. Etrafımızda hep hastaneler, AVM'ler, alışveriş merkezleri. Lokasyon olarak çok merkezi bir yerdeyiz. Evet, proje tek blok üzerine kurulu. Biraz da bu proje nasıl ortaya çıktı? Nelere dikkat edildi? Bir araştırma yapıldı mı daha önce bu proje oluşturulurken? Tabii ki bu projeyi başlamadan önce bir çevre araştırması yaptık. Ofisim İstanbul İş Merkezi'ndeyken de yapmıştık ama daha sonra burası projeler bölgesi. Projeler bölgesi olduğu için bu kadar değerli projelerin içinde yer almamız gerektiğini düşündük. Biz de bu projelere değer vermek açısından çok değişik bir estetik cephemiz, bumerang şeklinde. Bu size hızlı bir kar gibi dönecek mutlaka. Güzel bir cephemiz var. 40 kattan oluşuyoruz, tek bir bloğuz. 41. katta seyir terasımız var. Altta 14 tane cadde mağazamız var, AVM'miz var. Bu mağazalar büyük mağazalar, 1000 metrekarelik. Bunların depoları, girişte işte zeminde önde kullanım alanları ve terasları var. Yukarıda ofis katları var. Triplex gibi düşünün. Bazı katlar konut, bazı katlar home office. Home office'lerimiz genelde 1+1 64 metrekareden başlıyor. 123 metrekare. Birleştirdiğiniz takdirde 374 metrekareye kadar çıkıyor. Konutlarımızda 2+1 ve 3+1 olarak 150 ve 112 metrekarelik 3+1 ve 2+1 olarak bağımsız bölümlerimiz var. Buradaki tabii şöyle de bir avantajdan bahsetmek istiyorum. Proje olarak kentsel dönüşüm projesi olduğumuz için %1 gibi bir KDV avantajımız var. Kartal bölgesi normalde %8 KDV'ye tabi. Bir de önemli noktası buradaki 1+1'ler hariç tüm bağımsız bölümlere kapalı otoparkta çift araçlık yer veriyoruz. Bunun yanı sıra sosyal donatı alanları olarak 2 tane büyük yüzme havuzumuz var kapalı. Saunalarımız, fitnessimiz, buhar masaj odaları, kafeleri, restoranları, Türk hamamı, çamaşırhanesi, araç yıkaması, toplantı odaları, tenis kortu, çocuk oyun alanları. Yani içeride sosyal donatı anlamında tüm ihtiyaçlarımızı karşılayabilecek sosyal alanlarımız var. Peki bu daire kırılımları 1+1, 2+1 şeklinde gidiyor. Hem ofis olarak da ağırlıklı kaç tane 2+1, 1+1 sayısal olarak bir veri var mı elimizde? Sayısal olarak şöyle söyleyeyim, 30 tane yaklaşık 1+1 var. Bunların hepsi ofis olarak 1+1'ler. Biz konutlarda 1+1 kullanmıyoruz, 2+1 olarak kullanıyoruz. Ofis ve konut olarak yarı yarıya diyebiliriz. Katlar bazında ayrıldı. 7-8 kat ofis olarak gidiyorsa üstünde 7-8 kat konut olarak gidiyor. Tabii buradaki güvenlik de şöyle, akıllı binalar biliyorsunuz artık, evet, son sistem, bina otomasyonu. Gelen misafirinize verilen kartla asansörde okutup sadece o kata çıkabiliyor. Bir başka kata çıkma imkanı vermiyor. Yani güvenlik anlamında da oldukça dikkatliyiz. Biraz da burada kullanılan malzemelerden bahsetmek isterim. Çünkü alıcılar için önemli bir nokta. İşte mutfak, özellikle banyo. Buralarda kaliteli mutlaka kullanmışsınızdır ama biraz da bilgi alalım.
Bizim projemizde bir prestij projesi gibi düşünün. Firma olarak bu konularda çok dikkatliyiz. Malzeme kalitemiz birinci sınıf. A sınıfı, A plus müşterilere hitap ediyoruz. Kullandığımız beton C40, çok pahalı güzel bir cephemiz var. Asansörlerimiz 8 tane, 2 tane yük asansörümüz, 6 tane yolcu asansörümüz var ve bunlar hızlı asansörler, birinci sınıf kalitede. Bütün banyo olsun, mutfak olsun, anahtar teslim veriyoruz. Malzeme kalitemiz tamamıyla birinci sınıf. Bazı ankastreleri de koyuyoruz. Konutlar anahtar teslim, ofisler bir nevi shell kon gibi ama şöyle kapısını takıyoruz, yükseltilmiş döşemesini yapıyoruz, tavanı yapıyoruz. Burada merkezi sistem var, soğutma ve ısıtma, havalandırma olarak fan foillerini takıyoruz, pay ölçerlerini koyuyoruz, ıslak zeminlerini yapıyoruz. Ofislerde sadece demontable bölümlerini koymuyoruz. O da her işin konseptine göre gelen firmalar kendi alanlarını oluşturabilsin diye. Onun haricinde her şeyi biz yapıyoruz, hazırlıyoruz. Peki tabii vatandaşların, alıcılar için bir de fiyat önemli. Kritik sorulardan bir tanesi. Bölgeyi biliyoruz, 3 aşağı 5 yukarı fiyat olarak. Sizin bir avantajınız var mı? Fiyatlar nereden başlıyor? Bir de mesela 2 artı 1 şu metrekare diye örneklersek fiyat verirken izleyiciler için daha sağlıklı olur diye düşünüyorum. Buyurun. Tabii ki. Burada 1 artı 1'lerim satıldı aslında. 13. kattan itibaren başlıyor şu anda. 500 bin liradan başlıyor 13. kattaki 1 artı 1'im. Ama altta 2. katta işte 2 artı 1'imiz var. 123 metrekare 600 küsür bin liradan başlıyor. Yani metrekare fiyatım benim 6 bin lirayla 12.500 arasında yer alıyor. Bu katlar yukarı çıkarken şerefiye farkından kaynaklanıyor. 8. 9. kattan sonra deniz manzarası önümüz açık. Oldukça güzel bir manzaramız var. Yere kadar camlar, tüm bağımsız bölümler, odasından mutfağına hepsi manzaraya açık. Birbirini gören asla yer yok. Tamamen manzara ve açık alana bakıyor. Burada kendi bünyemizde biz bir vadelendirme yapıyoruz. İnşaatın bitim tarihine kadar, işte önümüzde 24 ayımız varsa 30 aya kadar sıfır pay, sıfır komisyonla eşit taksitlere bölebiliyoruz. Ara ödemeli bir plan çıkartabiliyoruz. %30'unu %40'ını alırsak vadelendirebiliyoruz. Veya İş Bankası ile anlaşmamız var. Konut mortgage'e uygun. Orada 120 aya kadar vadelendirebiliyoruz banka kontrolünde. Peşin alımlarda yardımcı oluyoruz, sonuna kadar indirim yapıyoruz. Ne kadar bir indirim yapıyorsunuz? Yani aslında %10 bir indirimimiz var peşinde ama sınırlarımızı zorluyoruz. Dediğim gibi KDV avantajımız var, onu kullanabiliyoruz, onları şey yapabiliyoruz. Biz gelen müşteriye sonuna kadar ev sahibi olabilsin, ofis sahibi olabilsin diye elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Ya ben ona sınırlı olmayan kampanya diyorum artık çünkü... Evet. Sizin gibi işte sektörde başka firmalar da bazen bu uygulamayı yapıyorlar. Yani alıcı için yeter ki gelsin. Siz onun bütçesini bir şekilde şartları zorlayarak uymaya çalışıyorsunuz değil mi anladığım kadarıyla? Aynen, biz sınırlarımızı zorluyoruz. Herkesin ev sahibi olmasını, ofis sahibi olmasını istiyoruz. Teras var dediniz bir de, seyir terası. Evet. Biraz ondan bahsedelim. Nasıl olacak? İçerisinde neler olacak? İşte restoran vesaire bir şey olacak mı? Seyir terasımız 41. katta, en üst katta. Bu herkesin ortak alanı aslında. Rahatlıkla çıkıp orada hava alabilecekler, bir şeyler atıştırıp bir şeyler içebilecekler, vakit geçirebilecekler, manzarayı seyredebilecekler. Ortak alan olarak geçiyor. Evet. Ticari alanları satışta mı şu anda? Ne zaman satacaksınız? Ticari alanlarımız aslında dükkanlarda çok acele etmiyoruz ama talep var şu aralarda. Marketler, işte restoranlar, kafeler, bu tip yerler bayağı ilgi gösteriyor. Ama onlarda çok acele etmiyoruz dediğim gibi. Ama gelen teklifleri de değerlendiriyoruz, açığız. Proje şu an ne durumda, inşaatın ne aşamasındayız, evet. Onu merak edenler vardır. Elbette satış ofisine geldikleri zaman görebilirler. Ama hani fikir sahibi olmak için ne aşamasındayız ve ne zaman teslim olacak? Projemizin teslim tarihi Aralık 2019. Teslim oturumumuz o zaman başlıyor. Şu anda 37. kattayız. Fazla bir şey kalmadı. Birkaç katımız kaldı. Kaba inşaatımız bitmek üzere. Bundan sonra hızlı ince inşaat ve cepheye başlıyoruz zaten. Onun için 24 ay gibi bir süremiz kaldı diyebiliriz. Biz çok teşekkür ederiz size.
Beklemek istediğiniz bir şey varsa elbette. Sağ olun, çok teşekkür ederiz. Bizimle birlikte olduğunuz için, buraya geldiğiniz için çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun, teşekkürler.